Şimdi artık gerçekten gerildik. Birazcık bu gerginliği üstümüzden atalım. Bu gerginliği üzerimizden atmak için de ne yapalım? Güzel, dünya güzeli bir kadın gelsin. Podyumda öyle güzel yürümüş ki ben gurur duydum kendisiyle. Kuğu gibi gelmiş. Şimdi gelsin videomuz, bir görelim bakalım. Evet, o kadar çok çünkü alıştık ki böyle şişirilmiş dudaklar, efendime söyleyeyim elma gibi yanaklar, törpülenmiş kemikler. Yani bütün kadınlarımız, bütün genç kızlarımız artık birbirine benziyor. Ben görüyorum, özellikle de bu ergen grupta var böyle bir kadın olma merakı. Hemen gidip dudaklar yapılıyor, krediler çekiliyor, efendime söyleyeyim yanaklar şişiriliyor. Ben estetiğe karşı değilim. Eğer varsa dudağınızda bir eksiklik, bir volüm düşüklüğü elbette ki yaptırın. Ben de gidiyorum, botoksumu da yaptırıyorum, cilt bakımlarımı da yaptırıyorum. Zaman zaman ihtiyaç varsa dolgularımı da yaptırıyorum. Buna karşı değilim. Doğallığımı yitirmeden elimden geldiğince yapıyorum. Ama daha 20'li yaşlardaki o kadınlarımızın o kaynaklı saçlar, hele bir de böyle o kaynaklı sarı saçlara zaten böyle bir iğriti geliyor bana. Midem bulanıyor. Gencecik kadınların böyle koca koca kadın olma merakları, sanıyorlar ki o kaynaklara, sarı saçlarına kaynak taktıklarında bir Seda Sayan edasıyla dolaşacaklar. Ya zaten geleceksiniz o yaşlara, ama hepsi küçük kadın gibi, hiçbir yaşının kızı da değil ayrıca. Görüyorum etrafımda. Efendime söyleyeyim o dudaklara oldukça böyle şişirildikçe şişirilmiş dudaklar. Efendime söyleyeyim Photoshop çıktığından beri ortalıkta görüp de hakikaten bu kadın o kadın mı diye aradaki 1350 tane farkı görebileceğiniz kadınların içerisinde maşallah Pınar Deniz pırıl pırıl görünüyor. Üstelik de podyumu da dünyaca ünlü diğer isimlerle paylaştı. Ünlü bir markanın yüzü zaten biliyorsunuz. Kendisini reklamlarda izliyorsunuzdur. Seçimi de çok güzel olmuş. Zaten böylesine ipek ya da saten karışımı bir elbise giyebilmeniz için efendim zayıf olmanız gerekir. Yani o kadar incecik olmanız lazım ki lömbür lömbür podyumda yürürken vücut hatlarınızın karşı tarafı rahatsız etmemesi gerekiyor. Çok da riskli bir renk bu. Tam beyaz da değil, böyle bir gri de değil, çok güzel bir renk. Üzerindeki o otriş de çok güzel olmuş. Bayıldım gerçekten. Kuğu gibi çok da güzel görünüyor. Işıl ışıl olmuş. Yüzü de çok güzel. Makyajı, saçı doğal. Yani özlem duyduğumuz, özlediğimiz bir şey. Biliyorsunuz Kaan Yıldırım'la 2 yıllık bir ilişkisi vardı. Kaan Yıldırım da Hadise'nin eski sevgilisi. Hadise ile ilişkiye başladıklarında öyle zannediyorum ki Kaan natürel ve doğal seviyor. Çünkü Hadise ile birlikte olduğu zamanlarda dikkat ederseniz Hadise'nin tarzı çok değişmişti. Hadise daha sadeleşmişti. Artık makyajsız ve yoğun filtresiz fotoğraflar koyuyordu. Ki hepimiz filtre kullanıyoruz. Ben filtreye de karşı değilim. Hani ışık kötüdür, yüzünüzde bir şey hoşunuza gitmiyordur ama dudakları büyük gösterip burnu okka yapıp da kaşları yukarı kaldırıp boyunuzu bir 40'ken bir anda 1.80 göstermenin de anlamı yok. Bu psikolojik bir rahatsızlık bence. Bu kadarına da girmemek gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Kaan Hadise ile birlikteyken Hadise'nin o natürelliği, doğallığı çok güzeldi. Hepimize de yansımıştı bu. Hatta videoları bile çok daha sade, paylaşımları çok daha az ve sade özdü. Ve ben Hadise'nin kesinlikle Kaan'a aşık olduğuna da inanıyorum. Ama maalesef Rezza Zarap'la ilgili o kadar çok şey döndü, o kadar çok konuşma oldu ki sonunda ilişki zedelendiği için maalesef ayrılık geldi. Ama bana göre de Kaan orada bir şeyden çabuk vazgeçti. Ben duyduğum kadarıyla ailesinin baskısının çok olduğunu duydum. Kaan'ın da Hadise'ye aslında duygusal olarak bir bağı olduğunu, ona karşı güçlü hisleri olduğunu, ama Kaan'ın ailesi de bu arada öyle şey bir aile değil. Eğitimli, efendim ekonomik olarak da güçlü de bir aile. Kaan'ın bu işlere girmesinde çok da böyle hani ay kusura bakmayın şunu düzelteceğim, boğazımı sıktı çünkü. Şurası bir dakika, şunu birazcık. O yüzden de
Kaan'ın ailesi de güçlü bir aile. Sektöre girerken de Kaan zaten böyle paralar bolca kazanayım, şuradan da şunu götüreyim gibi değil de daha çok görüntüsü itibariyle birazcık da ailenin arkasındaki desteğiyle olmuş bir şey. Orada anne babasının yoğun bir baskısı oluşunca üzerinde her kadının yaptığı şeyi yaptı ki bana göre çok büyük bir hata. Bunu erkekler de çok yapıyor, kadınlar da yapıyor. Bir ilişkisinde istediği değeri görmediğinde ya da bir ilişkinin içerisinde mutsuz olduğunda ayrıldığı gelirse ya da terk edilirse aradan biraz zaman geçtiğinde kendisine o sırada ilgi gösteren, şefkat gösteren birine hemen eğilim gösteriyor. Oysa ki bir ilişkiniz bittiğinde o ilişkiye saygı. Bakın sevginiz bitse dahi saygınız olması lazım. Hele bu ilişki bir de uzun soluklu bir ilişkisi. Paylaşımlarınız çok derin ve çok özelse birazcık dinlendirmek gerekiyor. Kaan ayrılıktan bir süre sonra Pınar'la oldu ama hadise o dönem kendi içindeki yıkıklığı bir başkasıyla tamir etmeye çalıştı ve gitti evlendi biliyorsunuz ama o evlilikte maalesef uzun sürmedi. Şan, şöhret paranız da olsa maalesef ki aşk bunlarla satın alınamıyor. Aşk çok başka bir şey. Parayla da satın alamazsınız, hiçbir şeyle de alamazsınız. O bir duygudur, size gelir, sizi yoklar, sizi alır, başka yerlere götürür. Ama yine de siz de siz olun. Körü körüne de kimseye aşık olmayın anacığım. Azıcık kontrolünüz de elinizde olsun lütfen. Kendinizi kontrol edin. Kendinize %90 teslim etmeyin. Sen hiç aşık oldun mu Engin? Tabii. Engin kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. 20. Ay, bu yaşlardaki aşıklarda pek böyle şey olur herhalde. Tıpış tıpış böyle mışmışlı mı oluyor? Evet. Yeni jenerasyonla nasıl aşk yeni jenerasyon kızlarda? Engin bizim bu arada hem stüdyomuzda hem bizim rejimizde hem içeride hem videolarımızı yapar her şeyimize koşturur. Yayına da çıkıyor onu tanıyorsunuzdur mutlaka. 20 yaşında aşk nasıl yaşanıyor kızlarda? Ya tabii biraz nazlı oluyorlar. Yani eskiye göre değil. Biraz öyle mi? Nazlılar sanki. He. Evet. Peki sizin jenerasyon neden kendisinden büyük kadınlardan daha çok hoşlanıyor? Erkek bazen otoriteyi seviyor yani kendinden bir büyüklüğü. Kadında bir ciddiyet istiyor. O yüzden olabilir. Ha onu yeni jenerasyonda yakalayamıyor musunuz? Evet çünkü ben görüyorum genellikle yaşı genç olan erkekler olgun kadınlara daha çok böyle ilgileri oluyor. Ben de soruyorum diyorlar ki hani onunla oturmak, onun o olgunluğu, hayatıma kattıkları, kendini biliyor olması, beni yormaması, hayatımda daha beni özgür bırakması. Ama tabii biz de hani söylüyorum da biz de 20'li yaşlardan bu yaşa gelene kadar biz de o nazları yaptık. Onlar da gelişecekler. Şimdi genç kızlara da çok kızmıyorum ama çok kötü bir döneme denk geldiniz. Onu da söyleyeyim. Şu andaki aşklar, ilişkiler inanılmaz yüzeysel. O yüzden çocuğum kendinizi koruyun anacığım. Hemen böyle teslim olmayın. Önce kariyerinizi elde edin, ekonomik özgürlüğünüzü elde edin. Ondan sonra hayatınıza girecek. O zaman ciddi bir şey oluyor. Bu yaşlardakiler o kadar ciddi olmuyor maalesef. Evet Pınar Deniz de hamile şu anda. Kaan'la güzel bir evlilik gerçekleştirdiler. Allah da ikisini mutlu etsin.